480 kelimelik bu kayıtta İngilizce'de günlük yaşamda en çok kullanılan kelime ve cümle kalıplarını bu sefer bir aşk hikayesi içinde öğreneceksiniz. We were just children acting like a doll. Crazy, naive, bold and carefree. Eğer bu kaydı birkaç defa dinlerseniz öğrendiğiniz kelime ve cümle kalıplarını kolay kolay unutmayacaksınız. Kendinizden emin olduğunuzda da sadece İngilizce versiyonunu dinleyip kendinizi test edebilir, öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Elektronik kitap ve diğer linkler video açıklamasında. A love story. Bir aşk hikayesi. Love. Aşk. Story. Hikaye. A love story. Bir aşk hikayesi. Grace was walking. Grace yürüyordu. Grace was walking through the crowded city streets. Grace kalabalık şehir sokaklarında yürüyordu. Thinking, düşünerek. To think, düşünmek. To think about something, bir şey hakkında düşünmek. Mysterious, gizemli. Stranger, yabancı. Grace was walking through the crowded city streets, thinking about the mysterious stranger. Grace, gizemli yabancıyı düşünerek kalabalık şehir sokaklarında yürüyordu. Thinking about the mysterious stranger she kept running into. Sürekli olarak karşılaştığı gizemli yabancı hakkında düşünerek. Thinking about the mysterious stranger she kept running into recently. Son zamanlarda sürekli olarak karşılaştığı gizemli yabancı hakkında düşünerek. To walk, yürümek. Crowded, kalabalık. City, şehir. Street, sokak. To think, düşünmek, about, hakkında, mysterious, gizemli, stranger, yabancı, to keep doing something, bir şeyi yapmaya devam etmek, tekrar tekrar yapmak, to run into somebody, birisiyle tesadüfen karşılaşmak. To keep running into somebody. Birisiyle sürekli olarak karşılaşmak. Recently, son zamanlarda. Grace was walking through the crowded city streets, thinking about the mysterious stranger she kept running into recently. Grace, son zamanlarda sürekli olarak karşılaştığı gizemli yabancı hakkında düşünerek kalabalık şehir sokaklarında yürüyordu. İlk kilit cümlemiz biraz zor ama kendinizi sınayın, çalışın ve bu cümleyi, İngilizcesini yorumlara yazın. Bekliyorum. Grace was walking through the crowded city streets, thinking about the mysterious stranger she kept running into recently. It was Ethan, or Ethan idi. A tall man, uzun bir adam. A tall man with irresistible charm. Karşı koyulmaz bir cazibesi olan uzun bir adam. Irresistible.
karşı koyulamaz. Charm, çekicilik, cazibe. A tall man with irresistible charm. Karşı koyulamaz bir çekiciliği olan uzun bir adam. Grace couldn't stop. Grace duramadı. Grace couldn't stop thinking about him. Grace onu düşünmeden edemiyordu. Unfortunately, ne yazık ki, every time, her seferinde, they had a chance to talk, konuşma şansları olduğunda, something, bir şey, always, her zaman, got in the way. Yollarına çıkıyordu, engel oluyordu. Unfortunately, every time they had a chance to talk, something always got in the way. Ne zaman konuşmak için bir şansları olsa, ne yazık ki her defasında yollarına bir engel çıkıyordu. Come on, Grace, we have to go. I'm so unlucky. Çok şanssızım. Lucky, şanslı. Unlucky, şanssız. I'm so unlucky. One morning, bir sabah, she walked, o yürüdü, she walked into a lovely coffee shop. Sevimli bir kahve dükkanına girdi. To walk, yürümek, to walk into, içeri girmek. Without knowing, bilmeden, the surprise, sürprizi, that was waiting for her. Onu bekleyen. One morning, she walked into a lovely coffee shop without knowing the surprise that was waiting for her. Bir sabah, o onu bekleyen sürprizi bilmeden sevimli bir kahve dükkanına girdi. And there, ve orada, in the irresistible smell, karşı koyulamaz koku içinde, in the irresistible smell of freshly made coffee, taze yapılmış kahvenin dayanılmaz kokusu içinde, Ethan was standing in line. Ethan sırada duruyordu. Oh my God. Aman tanrım. It's him. Bu o. Grace got in the line eagerly. Grace hevesli bir şekilde sıraya girdi. Quickly looking around the room. Hızlıca odanın etrafına bakarak. Just as she found the courage to talk, tam konuşmak için cesareti bulduğunda, just as she found the courage to talk to the handsome stranger, bu yakışıklı yabancıyla konuşmak için cesareti tam topladığında, a sudden rush of customers, ani bir müşteri akını, a sudden rush of customers came in. Ani bir müşteri akımı içeri girdi. Separating them in the chaos. Onları kaos içinde birbirinden ayırarak. Oh no, not again. Of, yine mi? To get in line, sıraya girmek. Eagerly, hevesli bir şekilde. Quickly, hızlıca. To look, bakmak. To look around the room, odanın etrafına bakmak. Around, etrafında, etrafı. To find, bulmak. Found, buldu, geçmiş zaman. Courage,
cesaret to find the courage to do something. Bir şey yapmak için cesaret bulmak. To find the courage to talk to somebody. Birisiyle konuşmak için cesaret bulmak. Handsome, yakışıklı. Stranger, yabancı. Strange, garip. Coffee, kahve. Shop, dükkan. Without knowing, bilmeden. Surprise, sürpriz. To wait, beklemek. Wait for me, beni bekle. To wait for somebody, birini beklemek. Irresistible, karşı koyulamaz. Smell, koku. Fresh, taze. Coffee, kahve. To stand, ayakta durmak. Customer, müşteri. Sudden, ani. Suddenly, aniden. A sudden rush of customers. Ani bir müşteri akını. Grace got in line eagerly, quickly looking around the room. Just as she found the courage to talk to the handsome stranger, a sudden rush of customers came in, separating them in the chaos. Oh no, not again. Grace odanın etrafına bakarken hevesle sıraya girdi. Tam bu yakışıklı yabancı ile konuşmak için cesareti bulmuşken ani bir müşteri akını onları kaos içinde birbirinden ayırarak içeri girdi. Oh no, not again. To separate, ayırmak. Chaos, kaos. Grace looked around the crowded shop. Grace bu kalabalık dükkanın etrafına baktı, hoping to find him. Onu bulmak ümidiyle. With a bit of sadness, biraz üzüntü ile. With a bit of sadness in her heart, kalbinde biraz üzüntü ile, she left. Gitti. I'm wondering if we'll ever cross paths again. Acaba yollarımız bir daha kesişecek mi? Kilit cümle. Bu cümlenin İngilizcesini çalışıyorsun ve hemen yorumlara yazıyorsun. I'm wondering if we'll ever cross paths again. To hope, ümit etmek. Sadness, üzüntü. Sad, üzgün. Heart, kalp. To leave, gitmek. Left, gitti, geçmiş zaman. To wonder, merak etmek. Path, yol, patika. To cross paths, yolların kesişmesi eylemi. Again, tekrar. I'm wondering if we'll ever cross paths again. Merak ediyorum, acaba tekrar yollarımız kesişecek mi? A few days later, birkaç gün sonra, in the city library, şehir kütüphanesinde, Grace was looking through the shelves. Grace rafların aralarına bakıyordu. For her next book. Bir sonraki kitabı için. She noticed an interesting book. İlginç bir kitap fark etti. Oh. On the top shelf. En üst rafta. But it was too high. Ama çok yüksekti. For her to reach. Onun ulaşabilmesi için çok yüksekti.
She noticed an interesting book on the top shelf, but it was too high for her to reach. En üst rafta ilginç bir kitap keşfetti ama ulaşabilmesi için çok yüksekti. She moved closer. Yaklaştı. Trying to reach it. Ulaşmaya çalışarak. Suddenly. Aniden. Her hand. Onun eli. Brushed against the hand of a man. Bir adamın eline sürttü. To move. Hareket etmek. Close, yakın, closer, daha yakın. To move closer, daha da yaklaşmak. Her hand brushed against the hand of a man. Oh. Oops. Brush, fırça. Brush against something. Bir şeye sürtmek. Her hand brushed against the hand of a man. Oh. Oops. They both, ikisi birlikte, felt, hissettiler, a strong connection. Güçlü bir bağ. When Grace turned to face him, Grace ona döndüğünde, she realized, fark etti. Oh, it's him. Ah, bu o. Surprised, şaşırmış bir şekilde, they both, ikisi de, moved away. Uzaklaştılar. Accidentally, yanlışlıkla, causing the shelf to fall. Rafın düşmesine sebep olarak. And injuring themselves. Ve kendilerini yaralayarak. Oh no! Oh! To move away. Uzaklaşmak. Accidentally. Yanlışlıkla. To cause. Sebep olmak. Shelf, raf, to fall, düşmek, injury, yaralanma, sakatlanma, to injure oneself, kendini sakatlamak, kendini yaralamak. I injured my leg, bacağımı sakatladım. I injured my back. Sırtımı sakatladım. I injured myself. Kendimi yaraladım, sakatladım. Oh! Oh! Welcome to the hospital. I am Nurse Zoe, and I'll be taking care of you today. Both of them, ikisi de, were taken, götürüldüler, alındılar. To the hospital, hastaneye, and ve surprisingly, şaşırtıcı bir şekilde, their rooms, onların odaları, were right next to each other, birbirlerinin yanındaydı. On the same floor, aynı katta. And guess what? Ve tahmin edin. They had no idea about it. Bunun hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Both of them, ikisi de, were taken to the hospital. Hastaneye götürüldüler. Their rooms, odaları, right next to each other. Birbirinin yanında. On the same floor. Aynı katta. Floor. Kat. Same. Aynı. On the same floor. Aynı katta.
To guess, tahmin etmek. Guess what? Tahmin et. They had no idea about it. Bunun hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Both of them were taken to the hospital and surprisingly, their rooms were right next to each other on the same floor. And guess what? They had no idea about it. After recovering, iyileştikten sonra, to recover, iyileşmek. After recovering from her minor injuries, ufak önemsiz yaraları iyileştikten sonra, minor, küçük, önemsiz. Grace was allowed to leave. Grace'in gitmesine izin verildi. Grace was allowed to leave the hospital early. Grace'in hastaneden önce çıkmasına izin verildi. Early, erken. To be allowed to do something. Bir şey yapmak için izinli olmak. Grace was allowed to leave the hospital early. Grace'in hastaneden erken çıkmasına izin verildi. Before she left, çıkmadan önce, she approached, o yaklaştı. She approached the nurse, hemşireye yaklaştı. The nurse who had taken care of her, onunla ilgilenmiş olan hemşire. The nurse who had taken care of her during her stay. Onun hastanedeki kalış süresi boyunca onunla ilgilenmiş olan hemşire. To approach, yaklaşmak. Nurse, hemşire. To take care of somebody, birisiyle ilgilenmek, birine bakmak. During, süresince. Before she left, she approached the nurse who had taken care of her during her stay. Çıkmadan önce, kalış süresince onunla ilgilenmiş olan hemşireye yaklaştı. Listen. There was a guy who was also brought to the hospital with me. I wrote a message for him. Could you please pass it on? Listen. Dinleyin. There was a guy. Bir çocuk vardı, bir adam vardı. A guy who was also brought to the hospital. Hastaneye getirilmiş bir çocuk vardı. To bring, getirmek. To be brought, getirilmek. A guy who was also brought to the hospital with me. Benimle birlikte hastaneye getirilen bir çocuk da vardı. I wrote, yazdım. I wrote a message, bir mesaj yazdım. I wrote a message for him, onun için bir mesaj yazdım. Could you please pass it on? Lütfen bunu iletir misiniz? Listen, there was a guy who was also brought to the hospital with me. I wrote a message for him. Could you please pass it on? Ethan had more serious injuries. Ethan'ın daha ciddi yaraları vardı. Serious, ciddi. More serious, daha ciddi. Injuries. Yaralanma, sakatlanmalar. So, bu sebeple, he ended up staying in the hospital for a bit longer. Sonunda hastanede biraz daha uzun bir süre kaldı. Examples. Örnekler. I wanted to go to shopping, but I ended up staying at home. Alışverişe gitmek istedim
Ama sonunda evde kaldım. We wanted to have a quiet evening, but we ended up going to a party. Sakin bir akşam geçirmek istedik ama sonunda bir partiye gittik. Ethan had more serious injuries, so he ended up staying in the hospital for a bit longer. Ethan'ın daha ciddi yaraları vardı, bu yüzden hastanede biraz daha uzun bir süre kaldı. When he was finally leaving, o sonunda ayrılırken, he asked, sordu. He asked the nurse, hemşireye sordu. He asked the nurse about Grace. Hemşireye Grace'i sordu. The nurse replied. Hemşire cevap verdi. Oh, I know who you're talking about. She left you a message. I know. Biliyorum. I know who you are talking about. Kimin hakkında konuştuğunu biliyorum. She left you. O bıraktı. She left you. O sana bıraktı. She left you a message. O sana bir mesaj bıraktı. Oh, I know who you're talking about. She left you a message. Here it is. İşte burada. Ethan meraklı bir şekilde opened the note. Notu açtı. Let's meet at the same spot and time where we first met each other. Dikkat, üçüncü kilit cümle. Let's meet. Hadi buluşalım. At the same spot. Aynı noktada. Aynı yerde. At the same spot and time. Aynı yerde, aynı zamanda. Where we first met each other. Birbirimizle ilk karşılaştığımız yerde. Let's meet at the same spot and time where we first met each other. I remember that day. O günü hatırlıyorum. It was around 4 p.m. in the afternoon. Akşamüstü 4 civarlarındaydı. To remember. Hatırlamak. Day. Gün. Around 4 p.m. 4 civarı. In the afternoon. Akşamüstü. It was a Saturday. Bir cumartesiydi. They were in the park. Parktalardı. And ve her dog chased me away. Köpeği beni kovalamıştı. Ethan felt hopeful. Ethan umutlu hissediyordu. So he decided to go back. Bu yüzden geri gitmeye karar verdi. To the park. Parka. The next Saturday. Bir sonraki cumartesi. At 4 in the afternoon. Akşamüstü saat 4'te. When it was 4 o'clock in the afternoon, akşamüstü saat 4'ken, Ethan Grace'i gördü, waiting in the park. Parkta beklerken, they both felt excited. İkisi de heyecanlandılar. They both felt excited as they walked towards each other. İkisi de birbirlerine doğru yürürlerken heyecanlandılar. They both, ikisi de, to feel, hissetmek, felt, hissetti geçmiş. Excited, zaman. Heyecanlı, towards, e doğru, each other, birbirlerine. They both felt excited
as they walk towards each other. İkisi de birbirlerine doğru yürürlerken çok heyecanlanmışlardı ve Hey, I'm Ethan. Hi, I'm Grace. Hikayenin tekrarsı sadece İngilizce versiyonunu dinlemek, kendinizi sınamak ve öğrendiklerinizi pekiştirmek isterseniz buyurun bu videoyla devam edebilirsiniz.